Hepinize merhaba arkadaşlar. ETS 2'deyiz bugün. Hilmi Şahin de şu tarafta, bir de serbest kamerayla göstereyim size. Şurada yükünü alıyor. Birazdan bizlerle olacak arkadaşlar. Evet, şöyle fotoğraf moduna geçmek istiyorum. Hemen fotoğraf modunda. Abi ben de gelebilir miyim? Sen şey yap. Anlamıyorum ama yine Hilmi'ni, Hilmi yükünü yüklüyor ya. Yardım et. Hilmi'yle beraber gel. Tamam abi. Hilmi abi. Gel gel. Tamam. Hilmi Baba, Sezer Baba hoş geldiniz. Hoş kardeş. Baba. Arkadaşlar, yani söylememe gerek yok galiba. Bunu herkes biliyor. Tanju Akdoğan'ın tırını Digorlu Umutlar sağ olsunlar yapmışlar. Efsane olmuş gerçekten. Beklenen bir moddu zaten herkes tarafından. Şöyle emeği geçenler okumak istiyorum. Telefon şarjda, şöyle bir çıkarayım hemen. Evet. Tırımızda emeği geçenler Digorlu Umut, Furkan Başaran, Mustafa Başta, Ogün Arslantaş, Amer açık alın mı? Ben yanlış yazdım ya. Bu Amer değildir ya. Ne olabilir ki? Yanlış yazmışsındır. Dur bir saniye. Hemen bir sen bir bak, onu düzeltelim. Emirkan Dinçer, Ümit Arslantaş, Ömer Tamer Enterevi. Açık alın. Ha, Tamer. Ben de Amer ya. Allah Allah. S koysam Samer oluyor. T koysam Kamer. Evet. Ömer Enterevi, Muhammed Pehlivan, Enes Güneri, Musa Çakır. Bu arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek harcamışlar. Gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Digorlu Umut sağ olsun. Instagram'dan bana attı, abi böyle bir şey çıkardık, haberin var mı dedi. Ben de takip ediyordum zaten. Dört gözle bekliyordum. Hilmi de çekti, o da yayınlayacak. Ve video açıklamasından modu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Map Jibo diye bir haritada oynamıştık biliyorsunuz daha önce. O 1.43'e güncellendi. Gerçekten güzel bir harita. Biz beğeniyoruz. Hilmi de beğeniyor. Ben de beğeniyorum. Onu da video açıklamasına koyacağım. Bakın, beğenirseniz siz de indirip oynayabilirsiniz. Şöyle bir gece görüntüsüne bakalım istiyorsanız. Zaten detaylar burada ortaya çıkıyor iyice. Hemen şöyle aracımı da bir çalıştırayım. Oldu herhalde. Heh, tamam. Oldu. Dörtlüm yaptım. Parklar, farlar ve selektörlerimiz şöyle bakış açısına göre de değişiyor tabii. Şu aşağıdan baktınız mesela. Yandan baktım zaten. Pek iş yapmıyor. Şöyle geldikçe. Ve kornamız geliyor. Nasıl ama? Bir daha geliyor. Çok güzel gerçekten. Evet, gündüz yapalım. Döktüğümüzü kapatalım. Hilmi Baba, ben 1.42'de kalmışım, gelemiyorum. Hayda, oldu mu şimdi? Yardıma gel, yardıma. Ben, tamam, artık. Ama ona da gel. Mesela bak, burada popi kokular var. Koku herhalde bunlar. Araç aynen, içinde. Evet. Tanju'da bunlar var demek ki, koymuşlar. Bak arkada ya, bilek mamba. Fotoğraflarla ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışmışlar. Eksikler olabilir. Bak, açıklamayı arka yapmışlar zaten. Yatağın üstünde Tanju Akdoğan işte hoparlörlerin kapaklarına şey yaptırmış. Onlara grill deniyordu. Izgara deniyor. Bu ızgara. Ha, değil mi? Sen daha iyi bilirsin gerçi. Ha, grill. Onlara evet, Tanju Akdoğan kendi şey yaptırmış bak. ET yaptırmış. Eşim evli değil herhalde, bilmiyorum da. Bilmiyorum. Güzel detaylar var. Evet. Ha, Emre. Tamam. Evet, Tavcı Baba'ya da buradan selam olsun diyoruz ve şöyle haritayı göstereyim arkadaşlar. Map Jibo haritasındayız. Daha önce biz otobüsle Hilmi'yle şu tarafta bir seyahat yapmıştık. Gayet güzeldi. Şimdi şu sol alt kısmından çıkacağız. Şöyle gideceğiz. Yani güzergah belli değil. Zaten tek yol var. İlk biraz virajlı. Sonradan biraz düzeliyor. Oş, oğlum ne güzel görünüyor lan buradan Hilmi. Black Mamba, Black Mamba. Vallahi kardeş, camımızı az açak şöyle. Hadi gidelim. Garaylan geliyor, hadi gidelim. Bonfak MC dinlemişim en son bak, Spotify'da çıktı. Oyun sesi çok açık. Bir tık kısacağım. Bir tık kısacağım. Tamam. Otobüste az oluyor. Otobüste açıyoruz çünkü. Evet. Aynısı ben de yaşadım video çekerken. Şöyle ana sesi. Çok da kısmak istemiyorum. Biraz kıstım. Bir deneyeceğim. Bence iyi, bakarım. Senin sesin kaybolacak gibiyse kısarım. Şimdi arkadaşlar bir tamam. De küçük Steam Atölye'de küçük şeyimiz var. Ayna, navigasyon, işte bu kaç kilometre hızla gittiğimi falan gösteren şeyi yukarı alıyor. Şöyle yapacağım. Şunu aldık. F2 ile aynaları açacağım. Gördüğünüz gibi aynalar küçük ayna.
Çok güzel oluyor. Sağ aynamız minicik. Hemen ayna ayarımızı da sizle beraber yapalım. Sağ diyelim şöyle. Çekelim sağa. Çok güzel oldu. Biraz daha şöyle. Tamam. Oh, çok mu açtık? Ya bir tık görüyorum oradan. Bir tık tır görünüyor. Tamam. Yeter. Ben böyle seviyorum zaten. Aracım çok az göreceksin sağ aynada. Araçla işimiz yok. Bir ses değiştirme sesi falan duyuyorsun değil mi? Evet. Bir şey, onu diyecektim. Aha. Bir şey diyeceğim yani bu aracın sesi falan sanki şu anda gerçekten bir tırın içinde seyahat ediyormuşum gibi bir ses var şu anda. Evet evet sesi çok güzel. Sağ aynamı da sol aynamı da ayarlayayım ben bir hemen hızlıca. Şöyle ideal. Allah Allah. Çıkamadı çok yola değişik ya. Ben yardım edeyim mi kardeş, ona da gideyim diye. Acele gidin, ecele gidermiş. Sen git bir aynaların ayarlayıver şunu. Aynalara şöyle bir baktım. Allah Allah, vites değiştirme falan çok yapmış, güzel biraz olmuş ya. Elim ayağım titriyor bak. Mikrofonu yaklaştıracağım. Bir ön camda bir parlama var. Evet olsun. Hava güneşli gibi. Biraz fazla parlatıyor. O da yeni versiyon yaptıkları zaman güncelleyecekler. Ben söyledim ona Umut'a. Birazdan retarder sesine de bakarız. Onda büyük ihtimalle çok gerçekçi bir ses koymuşlardır. Bu kadar uğraşıldıysa. Ben Volvo'nun orijinal retarder sesini bilmiyorum. Şey gibi motor freni gibi geliyor biraz ama güzel. Lan ne oldu vitese karşıtı? Dezer gel şuraya ya. Ya var ya Hilmi. Bu iyice karıştırdı ya. Ben bu iyice karıştırdı ortalığı. Ya. Bunu yapabilecek bir şey yok artık. Allah. Bu unutmuş kullanmayı kullanmayı. Bunu elinden alın direkt sonra. Baba şunu çek sağa da bak. Bak. Neyse ya. Yürü yani devam. Neyse şimdi hadi. Range de etmeyelim hadi. Daha bulaşmayayım neyse hadi devam. Güzel güzel vites. Çık çık vites değiştirme sesi evet, falan. Evet evet. Şimdi baba ben de vites değiştirebilir miyim? Çık çık. Oğlum dur bir debriyaja basaydık. Asfaltta hata mı var? Böyle hopluyoruz gibi sanki bazen. Sana yo, da oldu mu? Ben yaşamadım yok. Dönüşlerde frene basıyorsan bazen olabiliyor. Ha bak oldu tam mesela. Tam dönüşte frene bastıysan olabilir belki. Duramıyor duramıyor. Aleykümselam bak. Güzel vallahi ses hoşuma gitti. Sesi de yüksek tuttum ki rahatça duyun diye. Arkadaşlar ses çok iyi ya. Like alırız yani buna. Yorum yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar ben buna deli bir like istiyorum. Aleykümselam. Kolay gelsin. Beri gelen selam veriyor maşallah. Herkes tanıyor adamı. Ölüyorduk galiba. Biraz önce ölümden dönen kimdi? Biz. Güzel, çok güzel. Vallahi. Ses çok hep hoşuma gitti ya. Abi. Ses, düzgün bir ses varsa, araç kötü bile olsa evet, her türlü oynatır. Evet. Bunda her ikisi de var. Evet. Oyundan çıkartmaz adamı yani. Ya böyle bir sekiyor giderken değil mi böyle? Ara ara oluyor evet. O da sanırım bak asfaltın şu sarı çizgisi var ya. Hı-hı. Orası yükselti yapıyor. He olabilir. Ben oraya denk geldiğim zaman çünkü oluyor. Evet evet evet. Şimdi yine bilerek denedim. Aa orada evet doğru bak. Haritada. Ben Türkiye haritasını oynadım çünkü öyle bir şey yaşamadım. Bu haritada var demek ki. Demek ki yeni atmışlar bu sarı boyayı biraz kalınlık oluyor yeni attıklarında. He, böyle. Evet evet. Kabartmalı.
Aynen, abartmalı kardeş. Hükümetle bahanesini buluyor ha. Şöyleydi böyle. Lan sen var ya adamsın lan. Baba, bu kullanabiliyor mu şimdi? Anlayamadım da ben. Geçeyim vallahi direkt. Biraz... Bak bak bak, paspasına bak nasıl sallanıyor bak. Tamam kardeş. Çamurla bak arkadaki. Tamam anladık, kornanız var. Sakin. Sesler güzel olunca nasıl oynayasın ses, gelir değil mi adam? Düşük devirdeki evet. Ses falan güzel. Hor 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 diye böyle. Lan! Lan! Oğlum! Vay arkadaş, arka arkaya bunlar da. Dur ben gireyim şuraya. Tamam, sıkıntı yok. Oo, çöp atmışlar. Terbiyesizler. Evet, arka paspası görüyorsunuz. Hatta zoom yapabilirsem. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Gördünüz. Ne güzel yapmışlar ya. Ben ilk defa öyle paspas görüyorum ETS'de. Var var çok. Bayağıdır yapılıyor o paspas cinsleri. Hareket ettikçe böyle. Hatta sen kendi arasında daha gerçekçi görüyorsun. Bende biraz daha farklı gözüküyor. Sen kendi aracında daha gerçekçi görüyorsun onu. Peki Zeki Müren de bizi görüyor mu baba? Deneyelim mi? Yok yok yok. Viraja bir yüzle girelim, dur bakayım deneyelim. Kanka geriye takıp bir anda el debrajdan çekebiliyor musun? Deneyeyim mi? Emre biraz yanaşsın bana, deneyeyim. Emre biraz tamponuna gelsin ondan sonra. Onu ilk direksiyon aldığında denedim. Herkes deniyor. Deremeyen yoktur ya onu. Ben sen bana direksiyona gönderdiği gün girdim hemen hemen bir deneyim diye. Ayağımı debrajdan bir çektim, Allah'ıma kavuştum ondan sonra. Yani arkadaşlar yorumlara yazın. İlk direksiyon seti alıp da böyle hızlıca yardırıp geri vitese atıp ayağınızı debrajdan hızlıca çektiniz mi? Yapmayan yoktur ya. Yoktur ya. Oy, retarder nasıl kaydırdı? Kaydırır. Birazdan yol düzleşecek biraz hafiften. Bakayım şöyle. Evet. Biraz daha var virajlar. Ondan sonra. Gel 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 gel. Niye o kadar kalın yapmışlar sarı çizgi harbiden ya? Ne bileyim Allah'ım, çok zıplatıyor ya. Kanka yolun hatası. Oğlum ne oluyor lan? Evet çok oynatıyor ya. Yok yok, vites. Niye böyle oluyor vites? He. Ne oluyor? 11 ha lan ben. Tamam şöyle yapayım, 12 olsun. Bunu düzeltirler bence. Önceki şeyde böyle değildi. 1.42'de böyle değildi haritanın sarı çizgileri. Atlatmıyordu yani. Böyle olabilir. Biz otobüste hissetmemiş olabiliriz baba. Otobüste süspansiyon biraz fazla ya. He, olabilir. Hissettirmemiş olabilir. Tur ne güzel gözüküyor ya. Birazdan uygun bir yerde bir gece yap. Bir de seni böyle gece göreyim. Tamam. Şurada önümüzde düzlük var. O düzlükte yapabilirim. Böyle modlara multi girmek daha iyi olur arkadaşlar. Böyle sürekli aracı görüyorsun. Mesela Hilmi'yi sürekli görüyorum ben. Şimdi mesela gece bakacağız nasıl oluyormuş. Farlarımızı da yakalım şimdi.
Evet, benim uzunlar yine takılı kaldı. Ha, düzeldi. Şöyle yan çaprazından gideceğim birazdan Hilmi'nin. Bir de önüne geçeceğiz. Evet, gördüğünüz aynadan da güzel görünüyor. Şurada bir duralım mı? Olur. Vallahi harika ya. Şu ledler karşıdan bakınca tamam, değil mi? O ledleri daha çok aydınlatabiliyorsun O tuşuna basarak, ama FPS'i çok düşürüyor. Fotoğraf çekmek için genelde kullanılıyor. Hani O'ya bastığın bir şey olmadı. Aracın dorsesine vuran ledlere bak bak. Ha. Ama FPS'i bayağı bir yiyor. Yok, akşam değil, gündüz açık unutursan mahvediyor. Akşam 10 FPS, 15 FPS falan düşürüyor ama gündüz bayağı 80'lerden 40'lara falan düşürüyor böyle. Evet. Çok iyi lan. Sen yap bakayım. Açtım şu an. Kız. Hem öndeki çakarlar yanıyor. Fark ediyor. Aç. Aynen. Bayağı fark ediyor ya. Ama efsane oluyor ya. Şuna baksana güzelce. Benim öndeki çakarlar açıktı zaten ya. Demek ki basmışım ben O'ya. Olabilir. Dur. Aleyküm selam. Çakarlar farklı herhalde. Bir de hızlanıyor mu bazen sanki? Tabii. Çakarlar öyle. Oyundaki çakarlar öyle oluyor. Yok, bu şeyin çakarı değil mi? Tırda da yok mu bu? Sarı şeyler alttaki. Var herhalde. Var var. Yani orijinalinde de var da. Hani var, oyunda var. Da o şekilde. Bir sağ yanıyor, bir sol yanıyor. Sonra bir hızlanıyor falan böyle. Sonra tekrar normale dönüyor. Gerçekte de öyle ki, hani gerçekte şey gibi, çakar gibi yanıyordu. Tamam, gündüz yapalım, devam edelim. Ben canlı canlı gördüğüm için kardeşim. yani. Devam edelim kardeş. Allah edelim telefonu. La der. Hilmi abi dur, kapının arasında telefon gitti. Tamam. Alırsın alırsın. Anladım abi. Zehir oluyor geceler, inan uyuyamıyor. Sabahlar uzun bakmıyor. Şu detone olan biri vardı ya, hangi şarkıydı o ya? Bir tek dilim var. Mutlu ol yeter. Aynen oydu. Bu şarkımda aşkım var. Oğlum çok komik bir durum o ya. Düşünsene Hilmi. Abo ve sen daha iyi bilirsin de. Çankan çok kötü kompeten. Bir de televizyonda. Hayır, o bir sanatçı mı? O şarkı söyleyen birisi normalde. O ben normal biri diye. Yok, şey. Sanatçı değil, normal biri o da. Ne bir sanatçıya çok kötü bir durum. Ya sonuçta onun da sanat işi bitti yani. Evet, İnternet Kafe Simülatör 2 çıkıyor. Aklıma geldi unutmadan. Evet. Bana da çıkıyor. Onda bir bakarız nasıl olmuş. İnternet Kafe Simülatörü çok beğenmiştik. Bakalım ikisi ne olacak. Yeni gelen yeniliklere ben hiç bakmadım. Sen baktın mı Hilmi veya siz? Ben yok, ben de bakmadım. Hiç bakmadım zaten yani. Bir şey yazmıyor. Zaten yazmıyor. Açık ki adamlar yok. Diyor ki kardeş bekleyin diyor. Biz diyor yayınlayınca diyor bakarsınız diyor. Bu biz de eyvallah diyor. VR şey falan gelmiş galiba, oyunlar falan. Yani tek kafene evet, koyuyorsun evet. Yani. Fotoğrafta aynen. Fotoğrafta gösteriyor onları videoda falan. Bakalım oyun çıksın arkadaşlar. Hemen bir inceleriz nasılmış. Annemmiş de annemmiş. Amanın da amanın, kim gelmiş? Ay arkadaş, bir sollayamadı ki.
Rami babayı sonlattırmayan hayat bize neler yapmaz. Ulan! Tam virajda. Yanlış vites. He? Yanlış vites attı. He. Bak şu aynalar da güzel parlamıyor ha. Küçük aynalar. Evet evet. Aynalar güzel, parlamıyor. Güzel gösteriyor. Yokmuş gibi yani. Ya gözüne batmıyor. Ekranını kapatmıyor. Evet. Nasıl geliyor lan? Felaket geliyorlar. Oo. Ya. Smith'i 90 yazıyor ama nasıl 90 anlamadım ben. Yine çok tehlikeli. Ölümlü bir olay yine. Yapacak bir şey yok artık. Hayda. Gel 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 gel. Babası geldi. Vallahi babası geldi. Babası da çağırdı. Baba bunlar benimle oyun oynuyor. Dur oğlum ben gelir hallederim. Bam bam bam. Baba nasıl yer duruyor lan geçirmemek için? Hareket gidiyorlar ya. Oğlum yavaşlasana lan. Ben size önüne kırmaz mıyım? On ikiden 12'ye attım nasıl ama? Bence güzel. Ya ses şey böyle vites atası geliyor. Bayağı hızlandı ha Emre. Ne? Kuşa geçti 12'den 12'ye attım. Evet lan oğlum farkı var ha. Bir deneyin 12'den 12'ye atmayı. Bunu herkes bilmez. Bu gizli bir özelliktir. Volvo'larda. Araç kendini açar böyle yazılımlıymış gibi gider. Oğlum çok kötü gidiyor ayda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aha, ama dikkat bakayım. Edeceğiniz tabi 12'den 12'ye atınca böyle. Bak şurada çok güzel bir manzara var. Oğlum tam kapak resimlik ha arası. Oğlum var ya hakikaten. Çeksene çeksene. Çeksene. Dur çekeyim. İstesen denk getiremezsin böyle. Burada gideyim mi ben? Çıkıyor mu? Çık. Benlik bir şey var mı? Taraf çekeceğim. Oha. Harbiden lan. Baksana abi istesen denk getiremezsin. Çek bakalım. Bilmem abi ben de önde geçeyim mi? He tamam. Geç geç. Yaslan şöyle. Yiyeyim. Var ya 10 numara 5 yıldız ha. Allah bak istesen denk getiremezsin böyle. Ortamı şey yapamıyor. Tamam adamız. Heh böylesi daha iyi olacak çünkü güneş oradan vurursa. La oğlum var ya bir şey diyeyim mi? Bu Hilmi Şahin bu işi biliyor ha. Emre. Ya. Arkadaşlar bu arada bu kulaklık, yeni kulaklığım gerçekten çok rahat. Bak Hilmi de kullanıyor, Sezer de kullanıyor. Gerçi ben Hilmi çok... videolarda Corsair kullanıyor herhalde bilmiyorum da. Aynen videolarda Corsair kullanıyorum. Ben bunu kullanıyorum. Sürekli artık vallahi aldığımdan beri. Aşırı konforlu. Dün dedim ki kendime yine. Ulan dedim ben bunu şarja takmadım lan. Şarjı kaç ki falan dedim. Baktım %30. Hala takacağım. Gidiyoruz mu? Ben gayet vallahi memnunum. Aynen baba. Giderim hadi. Yani mavi ben renk, mavi renk taktım, öyle pek hoşuma gitmiyor benim görüntü olarak. Beyaz veya siyah ya, olsa tabii. Tabii de. Sonuçta konfor önemli. Bu daha iyi, daha aynen, rahat olduğu için aynen. Bunu kullanıyorum. Hiç terleme falan yapmıyor. Tabii ha, tabii. Corsair de terleme yapmıyordu. O da çok güzel tabii. O da rahat. Ben ama beyaz aldım gayet güzel kardeşim. Bir tık kardeş. Daha, bir tık daha hafif bu. Biraz o yüzden daha, hafif, daha evet. Rahat geliyor. Yoksa Corsair Void Pro var mesela bayağıdır kullanıyoruz biliyorsunuz. 2 yıl oldu mu? Geçti belki. Fazla olmuş 3 yıl. Belki 3 yıl. Ben olarak. 2018'de aldım öyle söyleyeyim. Sen benden sonra aldın. Ben senden sonra aldım. Sen benden 1 sene önce aldın neredeyse. Aynen doğru ben söylüyorsun. Ben en son aldım. Yani. Çocuklara dedim kullanın diye geçti. Kullanmadılar. Onlar da başka onu kullanıyorlar şimdilik. Duruyor bakalım yani Void Pro güzel hala alınabilir. Fiyat performans olarak ikisini karşılaştırmadım hiç bilmiyorum ama bu bir tık daha hafif üst bant daha rahat ettiriyor. Ama bu olmasa onu da şu anda çok rahat bir şekilde kullanıyorum ki yıllardır kullanıyorum zaten. Onun bataryası öldü kaç yıl kullandım. Yeni batarya aldım. Yeni bataryasını batarya kendim aldım. Değiştirdim. Yani Void Pro da çok güzel. Bu da çok güzel. Logitech G733. Bu da güzel. Sen onu bunu... nasıl değiştirdin ben anlamadım zaten. Yani. Bataryayı mı? Hilmi'yi de değiştirdik ya. Yok ya ben kafaya koydum da yapıyorum ya. Ben üşengeçlikten yapmıyorum hiçbir şeyi. Bak direksiyon kameram hala yok.
gidip tripod almadığım için. Kanka internete giriyorsun, söylüyorsun, geliyor. Ya araştırdım da hep şey, kötü yorumlar var dandik dandik diye. Senin vardı tripodun, kırıldı mı? Şu anda beni çeken kameranın var. Bir de direksiyon kamerasının vardı, o kırıldı geçen. Oradan mı geçiyordum? Ayağım mı takıldı kablosuna kameranın? Tripoda mı çarptım? Bir şey senin oldu. Senin ayağının takılmadığı bir yer var mı gerçekten? Bir devrildi. Kamera bir yana fırlıyor. Tripodun bir parçası bir yere. Kamera oradan uçtu. Kamera çalışıyor devrildi mu diye bakmadım bile ha. Belki bozulmuştur. Vay be. Emre bozmurt be. Hadi acıktık Emre ya. Emre abi. Menemen yapacağız. Bir kamyoncu karan var derlerinde. Ya, çok yavaş yok geliyor. Sezer'cim sen aldın değil mi malzemeleri? Yumurta falan. Tabi tabi, hepsi şeyde, alt tarafta şey, tüpü filan. Tamam, şu köprüyü geçelim ya. Orada güzel bir yer var. Ben size bir menemen yapacağım var ya, parmaklarınızı bırak, ayaklarınızı bile yiyeceğiniz o derece yani. Tırda yemek çok güzel oluyor. Ya ben var ya, gerçekten tırcı olsam çok zevk alarak yaparım ya. Tırcı olsaydık 300 kilo falan olurduk bence. Yani. Çok zaten tırcı olmadan İçine bir durup yemek yerdik. Canımız sıkıldıkça. Bence durmadan hele, yerdik. Hele bir de var ya, böyle karşılıklı falan çalıştığımızı düşünsenize bizim böyle. Of. Hani denk gelip şey yaptığımız, ama o her dakika nerede duruyoruz? Hadi şurada duralım. Hadi burada mı duralım? Hadi şuraya gidelim. Yani her işin zorluğu var arkadaşlar. Hiçbir iş kolay değil şu dünyada. Elbette tamam, tırcılık da zor ama yani çoğu kişinin yapmak istediği bir şeydir. Ki bizim de öyle yani hani. Geliyorum kardeş. Şuradan et bulu alırız bir de. Bulu ya. Bulu ya. O gölgelik iyi bence İlmi, ağaçların gölge olduğu yer. Evet evet, gel gel sen. Buraya baba çekersin. Bir de şey yaptı ha, aynen. Buraya çek. Gölgede ben yaparım şimdi size. Oo, oğlum bura efsaneymiş lan, tam gölgelik. Evet evet. Burası mis. Tamam. Hilmi biliyor buralar ya. Vallahi var ya, tamam. Bu Hilmi Şahin var ya. Üf. Arkadaşlar güzel bir modla, güzel bir haritada oynadık. Hilmi Baba, Sezer Baba, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Sezer'in eline sağlık şimdi. Ha, şimdi yine yemek yiyeceğiz biz. Yoruldum yani. Arkadaşlar like'ları esirgemeyin, yorumları esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Outro'yu vereceğim. Şu mikrofonu şöyle bir uzağa alayım. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay. Bay bay.